Barlas abi, şimdi elimde tuttuğum bir Gökdoğan. Evet. Ve bizim YouTube kanalımızdaki izleyicilerimizin çoğu güvercin besleyicileri. Aynen. Çok ciddi anlamda güvercin besleyen seyircilerimiz var. Ve bu elimde tutmuş olduğum Gökdoğan bu güvercinlerin aslında düşmanı. Göz göze denk geldiğimiz zaman beni kendisine bir tehdit olarak algılama durumu var ve ellerimi de sıkarsa ben bayılana kadar, inanın yani, kaç kilo acaba sıkıyordur? Kanlı beslenmeleri gerekiyor, aynen, değil mi? Aynen, aynen. Kanlı beslenmeleri gerekiyor. Allah Allah. Ben mesela Pargalı İbrahim. Muhteşem Yüzyıl'ın 1. bölümünü seyrederseniz bu kuş görürsünüz. Bizzat bu Pargalı İbrahim'in elinde. Elindeki Pargalı Doğan. İbrahim Süleyman'ın Doğancıbaşı aslında. Hürrem'in eline bile oturdu. Hürrem'in elinde bile bu kuş vardı. Özellikle Dubai'de hastanesi var. Dubai hastanesini gezdim. Dubai'de bunların hastanesi mi var? Katar'da var ve hastaneler bizim buradaki hastanelerden lüks yani. Sadece kanatlı hayvan hastanesi. Sadece Falcon. En sık başımıza gelen şey tüy kırmasıdır. Yani kanat tüyünden, kuyruk tüyünden. Biz kırılan tüyü mutlaka tamir etmen lazım. Yani bu hayvanların bir tüyünün kırılması bile uçuşunu bozar. Tamamen o yani. Peki bunu güvercin besleyenler de yapabilir mi bu tekniği? Tabii. Paranın içinde yüzen bir adam şu elimdekini mesela görse ve çok beğense bunu almak için gelir mi buraya? Helikopterle yollatır alır diyorsun ha? Yani. Evrenin en hızlı canlıları. Evrenin en hızlı canlıları. Aynen öyle. Bunlar stuba girerler yani. Su damlası gibi olurlar. Yani şu an elimde tutarken bile aslında kalbim küt küt atıyor. Çünkü biraz önce şeyden bahsettiniz. Dediniz ki eğer olur da bir tehdit hissederse senin elini bir av olarak hissedebilir. Hissedebilir. Refleks olarak sıkabilir ve elinden hiçbir şekilde seni alamayız. Alamazsın, açamazsınız yani. İnanın bir girdi mi sonuna kadar sokar ve sıkar. Çünkü içgüdüsel artık oldu. Onu sizi canlı bir av gibi algılıyor. Ve diyor ki ölsün bu diyor. Siz her kas hareketinizde o daha çok sıkar. Ölmüyor diye. O yüzden çıplak elle almak falan bunlar büyük hata. Bu doğangiller 8.2 sefer insan gözünden kuvvetli görüyorlar. Genelde diğer yırtıcıların 7 sefer daha fazla görüyorlar. Mesafe bazında da bunu aynı hesaplıyoruz, evet, değil mi? Aynı hesap. Yani senin en uzak gördüğün yeri 8 defa geriye götür. O senin gördüğün gibi görüyor. Muazzam bir rakam. Noktalıyor. Güvercin besleyenler bu hayvanlara karşı önlem alabilir mi? Nasıl yapabilir bunu? Vallahi abi gerçekten zaman. Ben şunu söyleyeyim, sen kanatlı hayvanlar konusunda ansiklopedisin. Ya estağfurullah. Evet değerli arkadaşlar, herkese yepyeni bir videodan selamlar. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi elimde dünya literatüründe Peregrine Falcon olarak bilinen, kendi coğrafyamızda da Doğan olarak bildiğimiz, evet, belki de şu an bilinen evrendeki en asil ve en kusursuz canlılardan birisi var elimde. Çok güzel söyledin. Ve yanımda da bu canlılara ciddi anlamda emek harcayan çok değerli isim Barlas Potukönem. Barlas Potukönem var. Evet. Abi öncelikle seni bir tanıyabilir miyiz? Abicim ben 68 doğumluyum. Merzifon 68 doğumluyum. Ama Borluyum, Niğde Borluyum. Memleketimde yaşıyorum. 40 senedir bu merakla, hayvanlarla bütünleştim. Bu bir hayat şekli, bir yaşam şekli gibi, bir hobiden daha fazla görüyorum. Bunlar nadide ve güzel hayvanlar. Bunlara sahip olmak insana ayrı bir haz veriyor. Bunları doğaya çıktığımız zaman, inşallah beraber çıkacağız. Bunları salmanız, bunların uçuşu, doğada, gökyüzünde yükselişleri, ondan sonra tekrar hızla, stupla size gelmeleri veya ava gösterdiğiniz oyuncağa, simülasyon ava gelmeleri. Çok büyük bir haz. Dikkat isteyen hayvanlar. Evet. Nadide hayvanlar. Siz bu işi ciddi anlamda Türkiye'de sayılı yapan insanlardan birisiniz ve ben yani şu an elimde tutarken
yaparken bile aslında kalbim küt küt atıyor. Çünkü biraz önce şeyden bahsettiniz. Dediniz ki eğer olur da bir tehdit hissederse senin elini bir av olarak hissedebilir. Refleks olarak sıkabilir ve elinden hiçbir şekilde seni alamayız. Alamazsın, açamazsınız yani. İnanın o kadar güçlü bir pençeler var ki. Soner yani, şöyle biraz yakından görür musun? Genelde insanlar bunların gagalarını zarar verdiğini zanneder. Aslında gagaları zarar pek vermez. En çok eliniz kan toplar ama bir pençenin sıkma hali veya size pençelerini geçirdiği anda o sizi artık bir av gibi hisseder. Siz elinizi çekmeniz veya kurtarmaya çalışmanız çok yanlış olur. Tam tersine sakin olmak lazım. Gerekiyor. Evet, elinizi daha boş. Yoksa sıkar, daha çok sıkar. Bayılanlar olur acıdan. Bırakmaz. Çünkü şöyle, biraz önce kusursuz bir hayvan dedim. Bugün insan hayatında da, kendi gündelik yaşamımızda da bu hayvanlardan esinlenerek tasarlanmış birçok icatla karşılaşıyoruz. İnşallah örneklerini göreceksin. Amerikalıların en büyük bombardıman uçağı, en son yaptıkları uçak. Birebir bu kuşun profilinden yapılmıştır. Çünkü surat bu kuşlarda korkunç. Evrenin en hızlı canlıları. Evrenin en hızlı canlıları. Aynen öyle. Bunlar stuba giderler. Yani su damlası gibi olurlar. Tam bir aerodinamik yapıya giderler ve artık sürat arttıkça artar. Yani bazen kendilerini kontrol edemeyen, stupta sürati çok artan kuşların çarpıp yere çakılıp öldüğü olur. Allah Allah. Evet. Peki bu gözlerinin de çok iyi olduğunu biliyoruz bu hayvanların. Şahin ve Doğanların diye biliyorum. Aslında hepsi aşağı yukarı gözleri aynı diyebilirim ama belli farklılıklar var. Bunlar doğangiller. 8.2 sefer insan gözünden kuvvetli görüyorlar. Genelde diğer yırtıcıların 7 sefer daha fazla görüyorlar. Mesafe bazında da bunu aynı hesaplıyoruz, evet, değil mi? Aynı hesap. Yani senin en uzak gördüğün yeri 8 defa geriye götür. O senin gördüğün gibi görüyor. Muazzam bir rakam. Alıyor. Hiç bir avın peşine takıldığı zaman veya avına kilitlendiği zaman gerçekten bir füze gibi ya onu ilk stubunda avını alır veya takılır kuyruk takibi ederiz. Tail chase öndekini avını mutlaka yorar. Kendinden 5 misli büyük dahi bir kuş olsa öldürür. Kanat çırparken bile öldürür dediniz. Yani kanat çırparken bile 100 kilometre. Evet, normal düz uçuşta bile rahatlıkla 100 kilometrede uçabilir yani. Bir güvercinin arkasından veya bir avın arkasından. Ve eğer açsa, son gücünü de kullanıyorsa. Yukarıdan stup olarak gelirse 400 kilometrenin üstüne çıkıyor. Sürekli. 400 kilometre evet. Hızla yere çakılıyor. Evet. Ve bu su damlası şeklinde geliyor. Ve bu tamamen aerodinamik yapısıyla alakalı. Aynen. Yaradan o kadar mükemmel yaratmış ki yani kusursuz tüyünden, gözünden, havadaki uçuş stilinden, hatta dediğin gibi o stuba girdiği an aynı bir su damlası şeklini alıp da artık hızım mükemmel. Ben kanat sesini, kanattan çıkan hız sesini çok duydum. Korkunç güzel bir şey. Gökyüzünden Allah Allah. Gelirken çıkarttığı ses. Islık sesi gibi bir şey aynen. O zaman. Ben en mutlu olduğum şey o stupta o sesi duyabilmek. Çünkü korkunç bir surat erişim. Barlas abi sen şeyi söyledin. Dedin ki ben bunların antrenmanlarını düzenli olarak doğada evet. Bizzat yapıyorum diye. Bir tekniğin var, ondan bize bahseder misin? Evet, ben şöyle haftanın 3 günü en az uçurmaya çalışıyorum. Tabii bunları hani saldığın zaman bunlar önce bir yükselirler, uçarlar. Ondan sonra kontrol etmeniz gerekir ki hani kuş yoksa bir termalle gider. Ben drone kaldırıyorum. Şimdi dronelar var eskisi gibi değil. Eskiden uçurtma, balon falan onlarla uğraşıyorum. Çok zekice. Uçurtma da eskiye göre çok evet, mantıklı. Evet. Av bağlarız. Şimdi drone'un altına ben av bağlıyorum. Simülasyon dediğimiz. Simülasyon bir et parçasıyla beraber iki kanat bağlıyorum. Drone'u çekiyorum gökyüzüne. Artık kuşu zorluyorum. Kuş peşine takılıyor. 400 metre, 500 metre daha zorluyum. 900 metreye çıkarttığım kuşlar var. Oradan ava alır. Hiç kilitlenmiştir artık. Ondan sonra onlar aşağı iner. Arkada bir paraşütü vardır o avın. Aldığı zaman yoksa gider avıyla. Gidememesi, uçamaması için av bir paraşüte bağlıdır. Paraşüt açılır. Fazla uçamaz, paraşüt taşıyamaz. Yakın bir yere iner. O artık avını yerken öyle mutlu esnada tekrar gidip kuşunuzu bağlarsınız. Evinize mutlu İndiği şekilde. İndiği yeri de nasıl keşfediyoruz? Dürbün olması lazım. Veya gözünüzle görürsünüz. Veya teknolojik. Arabayla bile gidip arayıp yani şu tarafa indi, bu tarafa indi diye doğa da arabayla kuşu görmeye çalışmanız şey dediniz, lazım. Sinyal yöntemiyle transmitter yerleştiriyoruz. Kaçar, mesela kaşçıkları olur. Bazen diyorum ya çok zorluyorsunuz. Çok yukarı çıkarıyorsunuz kuşunuzu. O da o termalde hoşuna gidiyor. Bir kanat açıyor. Yaklaşık dediğimse 20 kilometre, 30 kilometre bir yere gidip iniyor. Belki de en haz aldığı şey zaten o termale. O termalde bayılıyor. Açıyor böyle kanatları. Rüzgara böyle bırakıp. Evet, termal yükseldiği için güç de harcamıyor. Hoşuna gidiyor. Açıyor kanatlarını, bırakıyor termale kendini. Gidiyor 30 kilometre yerde bir yere iniyor. Ne yapacaksınız? Kuşunuzu kaybetmeyeceksiniz. Transmitter kullanırız biz. Küçük bir transmitter takarız uçarken. Onun anteni var. Yaklaşık 30-40 kilometre, 50 kilometre
sana sinyal verir. Siz yaklaştıkça sinyal artar. Sinyal artar, sinyal piki yükseldikçe, çarpması yükseldikçe, kuş buralarda, buralarda derken kuşunuzu görürsünüz. Tekrar ona bir saatte av göstererek 1, 2, 3 derken kuşu ava getirip tekrar bağlarsınız. Çözeceğiz tamamen. Serbest kalması için ipini çıkarıyoruz. Buradan düzdür. Şimdi uçuşa hazır. Tamamen serbest. Gel kızım. Al. Bu arada şeyi de detaylandırmak istiyorum. Gözlerini özellikle şapkayla kapattık benim elimdekinin. Evet. Ben nasıl müdahale edeceğimi bilmediğim için. Çünkü göz göze denk geldiğimiz zaman beni kendisine bir tehdit olarak algılama durumu var. Ve ellerimi de sıkarsa ben bayılana kadar. İşte bu eldivenleri yapıyorum, dikiyorum. Hani bunların mesela bir katın üstüne bir kat daha hani ne olur ne olmaz. Çart diye geçirir. İnanın yani. Hani kaç kilo acaba sıkıyordur? Vallahi inanın güzel bir soru sordunuz. Onu bilemiyorum ama bu bir kiloluk bir hayvan. Korkunç bir kas gücü var ayaklarında. Kilo olarak hiç düşünmedim hakikaten ne kadar. Evet, şu ayak yapısını zaten ben şimdi... Yaradan dediğim gibi yani kusursuz yaratmış bu pençeler. Kusursuz kuyruğu olsun, kanat yapısı olsun. İşte bakın mesela... Yaradan'ın yarattığı her canlı kusursuz ama kesinlikle. Gerçekten bunlar, ya bu hayvanlar diyorum ya gündelik yaşamımızda da birçok icat edilen, tasarlanan ürüne de esin kaynağı oldukları kesinlikle. İçin benim çok ilgimi çok çekti, çok dikkatimi çekti. Dünyanın en hızlı araçlarına veya en hızlı şeylerine peregrin. Mesela bizim F-16'lar Fighting Falcon. Fighting Falcon. Oradaki Falcon peregrin'dir. Peregrin'de doğandır kendisi bizim coğrafyamızda. Şu anda elinde tutun. Yani F-16 pilotlarının patchlerine bakarsan Peregrine'in kafasını görürsün. Yani. Ha evet evet. F-16 da Fighting Falcon'dır. Yani F-16 bile ondandır. Japonların Hayabusa'sı motoru. Hayabusa Peregrine demektir. Ha Japonca'da tabii, o da. Hayabusa Peregrine demektir. Gerçekten muazzam kusursuz yani, hayvanlar. Şeye değinmek istiyorum. Ben şeyi soracağım abi sen sorunun sonunda. Bu bayılma mesulada çıplak elle olduğu zaman şey yapıyor değil mi? Örneğin tabii. Benim elim çıplak. Şu anda çıplak geldi. Geldi oturdu buraya abi. Cart diye geçirdiği zaman. Kurtulma şuradan. Yani. Şimdi bak bu pençeler olukludur. Evet ve yani yapı olarak girmeye çok müsaittir. Bir girdi mi sonuna kadar sokar ve sıkar. Çünkü içgüdüsel artık onu sizi canlı bir av gibi algılıyor. Ve diyor ki ölsün bu diyor. Siz her kas hareketinizde o daha çok sıkar. Ölmüyor diye. O yüzden çıplak elle almak falan buna büyük hata. Şeye değinmek istiyorum. Şimdi çoğu izleyicimiz bu hayvanlardan ya bir tane de ben beslesem, bir tane de bende olsa diye eminim çok böyle imrenen insan olacaktır ama evet. Seninle biraz önce çekim öncesinde yaptığımız muhabbete de dayanarak söylüyorum bunu. Bu hayvanların beslenmesi gerçekten sadece şuraya işte koyup önüne etini vermekle yok. Biten bir şey görmüyorum asla. Ben. Biraz bize bunların bakımlarından bahseder misin abi? Tabii. Şimdi bunları ben her gün yemeklerini hazırlıyorum. İşte vitamini, verilmesi gereken ilacı varsa ilacıydı. Verdiğin bir yer var mı bu arada? Tabii. Şöyle göstereyim. Evet hep oraya size. Geçelim senin tezgahına doğru. Ben şöyle birazcık korkarak tutuyorum ama. Yok gayet rahat olabilirsin. Her gün burada kuşların etleri burada hazırlanır. Kuşların etlerini hazırlarım. Mutlaka vitamin takviyesi. Mutlaka ama mutlaka. Ne eti dediniz? Ne eti veriyorsun bu arada abi? Genelde hindi eti veriyorum. Hindi boynu alıyorum.
hindi boynu getirtiyorum. Tabii bunun yanında arada çeşni olarak başka hayvan etleri de. Büyükbaş hayvan demiyorum yani kesinlikle kırmızı asla. Kırmızı et. Kırmızı et değil de işte kuş eti. Mesela doğal tavuk eti. Doğaları gereği. Evet. Yani bunlara sığır eti vermiyoruz veya atıyorum koyun eti vermiyoruz veya onların başka herhangi bir şeyleri yok. Sanırım kanlı hayvan etleri. Kanlı beslenmeleri gerekiyor değil aynen, mi? Aynen. Aynen. Kanlı beslenmeleri gerekiyor. Zaten pek su içen hayvanlar değil. Banyo yaptıklarında su içerler. İşte haftada bir banyo gösteririz veya işte 10 günde bir. Onun dışında fazla su içen hayvan değiller çünkü kan istiyor veya işte avından alıyor onu. Dediğim gibi hindi boynu vitamin takviyesi ve çeşitli aman. Yok rahat olun. Benim üstüme geliyor zannettim de. Evet o artık bir huzursuzlar. Abi şunu bir düzeltebilir miyiz? Birazcık rahatsız oldu sanırım. Sen elini istediğin gibi düzelt o şekil alacaktır. Şöyle o ona göre şekil alır diyorsun. Tabii. Bak, sıkma aman canını yerim seni. Oldu, sıkma da. He. Şimdi çok güzel durdun. Tam oturdu. Demin çok birazcık rahatsızdı. Şimdi tam Falconer gibisin. Evet şu an Falconer gibi miyim evet. abi? Ama bak kolun ağrıyor senin. Neden ağrıyor? Alışkın bak, olmadığım benim için. Benim şuradaki kasım gelişti. Sen de mesela bir hafta bu kuşu böyle tut. Elinde bir ağırlık hissetmeyeceksin. Barlas abi. Ama şu anda elinde bir kilo var. Ve o kilo devamlı artıyor. Barlas abi aynı zamanda bütün doğa sporlarını içeren bir hobi alanı diyebilir miyiz? Aslında hobi de demek belki doğru olmayabilir. Bu bir sorumluluk yaşam çünkü. Şekli gibi. Yaşam şekli. Evet. Bütün doğa sporlarını da içerisinde barındırıyor. Aynen. Doğaya çıkıyorsun ve tamamen bununla bütünleşiyorsun. Bunu salıyorsun. Aslında özgür bir kuş. Uçup gitmesi lazım. Fakat seni tanıdığı için yükseliyor. Fakat gözünün biri her zaman sende. Seninle bütünleşmiş. Sen de doğayla bütünleşmiş oluyorsun. Bu hayvanı yükseklerden kendine getirebilmek veya işte yakın bir yere indirip tekrar onu alıp evine mutlu dönmek korkunç bir haz. Yani doğada korkunç bir bütünleşme oluyor. Elinde bir güvercin yok yani. Elinde doğanın en hızlı, en vahşi, en özgür hayvanı var. Ve buna hükmedip bununla galip gelebilmek aynen. insanoğlunda dolayısıyla tatmin ediyor. Tatmin edici büyük bir zevk yani. Evine kuşla dönmek kadar mutluluk bir şey yok. Çünkü o uçmuş. Ben kuşuma en az bir 40 dakika uçuruyorum yani. Bırakıyorum bir saate yakın gökyüzünde kalıyor. Ondan sonra kuş gitmesi lazım gitmiyor değil mi? Şimdi gözünün biri sende. Sen ona eğitmişsin. Eğitimleri var bunların tabii yani trainingle başlıyor. Zor maining, training diye böyle devam eden bir şeyleri var. Şeyden dolayı dedim. Şimdi şu doğa sporlarının hepsini barındırıyor diye. Çünkü yeri geliyor belki dağın tepesine konuyor. Dağa tırmanış aynen. yapıyorsun. Aynen. Yeri geliyor belki bilmiyorum ama gölün ortasındaki bir küçük adacık parçasına girdiği zaman direkt artık aynen. göl sporuyla uğraşmış oluyorsun. Böyle söyleyeyim. Çamurluk, bataklık yere girip de oradan aldığın kuş. Yani ben çok enteresan yerlerden kuş almak zorundasın kuşunu. Eve kuşla dönmek zorundasın. Ne yaparsan yap değil mi? Gerekirse 10 gün uğraşacaksın. Uğraşacaksın. Kuşunu takip edip evine getireceksin. Umudunu hiç kaybettiğin oldu mu? Şöyle söyleyeyim. Çok şükür kuş kaybetmedim ama mesela 6 günden sonra kuşu bulamazsam içinde bir şey oluyor. Acaba bulamayacak mıyım? Ama her sabah çıkıp yüksek yerlerden sinyal alıp bugün bu tarafta, Basra tarafa, bugün off-road, şu tarafta. Off-road yapıyorsun dolayısıyla. Kesinlikle. Off-road çamurların içine giriyorsun. Kayalara tırmanıyorsun. Caminin minaresinden kuş alıyorsun. Çıkmış oturmuş oraya. Görüyorsun kuşu. yani. Ya gerçekten muazzam bir yaşam şekli. Evet. Çok faktörlü, çok etkenli bir yaşam şekli. Peki mesela genç arkadaşlarımız veya işte profesyonel anlamda Türkiye'de bu işe merak salıp bunu yapmak isteyen izleyicilerimiz böyle bir hobiyi yapmak istese kendini neye hazırlaması lazım? Ben herkesin aslında ilgilenmesini isterim. Çünkü bu bizim ataşehrimiz, Türklerin. Orta Asya'dan getirdiğimiz bir kültür. Bu kültüre herkes keşke ilgilense. Arkadaşlarımızın önce bir bilenle temas kurup, yani usta-çırak ilişkisi çok önemlidir aslında. Bir bilenle temas kurup önce bir atmacacı sertifikası edinip. Yasal boyutunu önce aşacak tabii, bu işin. Tabii. Nasıl mesela avcıysanız gidiyorsunuz Milli Eğitim'den avcılık derslerine giriyorsunuz. Bu arada abi birazcık elimi de sıkmaya başladı ama benim kolum da ağrıdı. Bunu bıraksam olur mu? Şöyle yapalım mı? Çan çekerken bak getir buraya nasıl rahat oturacağım. Elini aşağı indireceksin. Tamam ona sonra kuyruğuna bir çekip indir elini aşağı. İndir elini. Bırak terbest bırak kuşu. Kolun rahatladı. Tartısına oturdu. Aslında tartılması lazım. Oh. Şimdi bak bir kilo seni ne yaptı? Doğru değil mu? Evet. Yani bir kiloyu tutmak. Bunu böyle atarken Harun bu kadar perişan bir hale düştüm. Bir de gerçekten sıktığını düşünmüyorum. Gerçekten sıktı. Çünkü ben şuramda biraz önce birazcık şey yapmaya başladı. Burayı sıkmaya başlayınca aynı yeri de bastırdığını hissedince biraz tedirgin oldum. Baş parmağı da şimdi inceleri yapıyoruz ki hani şu kontrolü tutalım diye. Aslında bak kuşun oturması gerekir.
çıkan yer. Senin eldivende de aslında şu kısım. Yani. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Şöyle. Çift kat deri çünkü burası. Ha, evet. Anladın mı? Şeyde sertifikada kalmıştık abi, sertifikadan. Önce bir kurslar açılır. Atmacacılık kursları. Kurslara gidiyorsunuz. Bir atmacacılıkla ilgili bilgi alıyorsunuz. Bir küçük basit bir imtihanı var. İmtihanına girip bir belgenizi alıyorsunuz. Atmacacılık belgesi. Ondan sonra Titus'lı. Bunların şimdi bütün bu egzotik hayvanlar olsun veya işte endemik veya nesli tükenen hayvanların belgesi vardır. Bu CITES belgesi, uluslararası. CITES belgeli kaplanını bile Türkiye'ye getirip besleyebilirsin. CITES belgeli timsah yani alligator bile getirip besleyebilirsin. Yeter ki CITES belgesi olsun. Yani fil bile olsa CITES belgesi. CITES belgesi varsa bu kuşu sahiplenebilirsin. Peki bu CITES belgesi verilirken kişide şu özellikler mi aranıyor? Evet. Bu hayvanı bu kişi adına işte hayvanın özelliği belki fotoğrafı, belki genetik bir testi sonucu. Yok öyle değil. Ülkemizde şöyle eğer atmacacılık belgeniz varsa kuşu satın almak için bir üreticiye başvuruyorsunuz. Üretici yurt dışından CITES belgesini gönderiyor milli parklara. Belgeyi onaylatıyorsunuz, geri gönderip kuşla beraber CITES geliyor. Gümrüklemesi yapıldıktan sonra siz alıyorsunuz. Kuşu üstünüze kaydettiriyorsunuz. Milli parklarda kayıtlı oluyor kuş. Peki bu CITES'te şeyi anlamadığım şey şu. Mesela CITES belgesi insanda yeterlilik ölçülmeden verilebiliyor mu? Adam mesela bu kuşu aldı ama nerede bakacak? Mesela şöyle atmacacılık belgen yoksa CITES'li kuşa dahi sahip olamaz. Yani bizim ülkemizde aranan şey öncelikle sizin atmacacılıkla ilgili bir eğitim görmüşsünüz. Belgeyi almışmışsınız. Aldıysanız bir problem yok. Peki bunların bakım işte şartları kaldıkları yerle ilgili falan bir yeterlilik aranıyor mu? Tabii yani mesela şöyle arada sırada işte gelir yani mesela bakın işte nemli olmaması lazım. Kuru olması, altlarının temiz olması lazım. Yani bu hayvanlar İşleri yapılıyor yani bunun. Tabii. Milli parklar arada sırada gelir, kuşlara bakar. Yani bunların hepsi üreticiden halk alıdır. Onlar sökülebilen bilezik sökülemez. Değil mi? Sökülemez. Yani bunu sökemezsiniz. Bu bilezik, bunun CITES belgesidir yani. Hmm. Bileziği buradadır. Kağıdı numaraları bendedir. Yani bir ciddi bir yasal süreç sonucunda ancak bu hayvanları alanlar besleyebilir. Aynen. Almak için peki Türkiye'de zaten belli başlı isimler var dedik ama mesela bu hayvanlardan beslemek isteyen birisi bütün yasal prosedürleri açtıktan sonra nasıl bir bütçeyi göze almalı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yurt dışından bir kuşu 2000 euro ile 5000 euro arasında getirtebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Ama tabii hani dolar euro böyle fırlamamış. Sen getirdiğin zamanlar. Tabii yani o zamanlar 2000 euroyu bir kişi karşılayabiliyordu veya şey yapabiliyordunuz. Ama bugünkü şartlarda çok zor oldu yani. Ha. Ama yurt dışındaki üreticiler de işte dediğim gibi aralık 2000 ila 5000 euro arasında bir aralık var. Oradan beğendiğiniz bir kuşu üreticiden talep edip alabilirsiniz. Ulaşım masrafları falan da ekstra. Tabii onlar ekstrası, gümrüklemesi ekstrası. İşte evet maalesef. Yani ben ona üzülüyorum. Ülkemizde üreticiler olması lazım. Ben ilk üretici belgesine sahip. Ki bir ata geleneği. Aynen öyle. Tamamen ata kültürüdür. Bizim Türklerin bütün yurtlarında yani çadırlarında, otağlarında her yurtta kuş vardır. Kartallar vardır, doğanlar vardır, seykırlar vardır. Biz onlarla bütünleşmiş yaşıyoruz Orta Asya'da aslında. Yaşamışız ve hala da bugün gidelim Kırgızistan, Kazakistan. Hala bu canlı olarak görünüyor. Evet. UNESCO da bunu kabul etti. Yani bu aslında ne yazık ki tamamen bizim kültürümüz olmasına rağmen şu anda maalesef Arapların kontrolünde. Ben onu soracaktım. Dünyada bu kültüre en çok sahip çıkan Araplar. Araplar mı? Evet, evet. Suudiler olsun, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar. Yani bunların hepsi nasıl atlara hani Arap atları diye atlar aslında onlar da Orta Asya'dan gelen Türk atları. Atçılık da son, at kültürü de bizden Türklere. Türklerden onlara geçti ama şu anda dünyanın en iyi atı Arap atı diyorsun. Doğru mu? Evet. Halbuki bizden. Şu anda dünyanın en iyi kuşları nerede dersen hepsi Araplarda. Ama kültür bizden. Kültür bizden değil mi? Evet Orta Asya'dan Mısır'a, Mısır'dan da Araplara. Yani Mısır mitolojisine bakarsan işte Tanrı Horus. Bu kuştur. Firavunların şeylerinde mumyalanmış birçok peregrin vardır. Yani mitlerde çok fazla yeri vardır. Padişahlar biliyorsun. Evet aslında. Zaten şey Osmanlı zamanında da padişah hobisi olarak geçen bir alan. Tabii. Her padişahın bir doğancı başısı olur. Evet, mesela, doğancı başı var bir de padişahların. Evet, doğancı başı padişahın en önemli adamı. Has odasına bile girebilen. Allah Allah. Yani mesela Pargalı İbrahim. Pargalı İbrahim Muhteşem Yüzyıl'ın birinci bölümünü seyrederseniz bu kuş görürsünüz bizzat orada. Bu Pargalı İbrahim'in elinde.
yani elindeki Hargalı Doğan. İbrahim Süleyman'ın Doğancıbaşı aslında. Çocukluktan beri beraber yetiştiği. Evet. Şimdi bizzat elimizde Sadrazam Hargalı İbrahim'in tuttuğu Doğan var. O sette de Hargalı İbrahim'in elini o tuttu. Yani bu kuştu. Muhteşem Yüzyıl'da. Muhteşem Yüzyıl'ın birinci bölümünde Hürrem'in eline bile oturdu. Hürrem'in elinde bile bu kuş vardı. Yani orada Osmanlı padişahlarının ne kadar önem verdiğini. Üsküdar'daki Doğancılar semti padişahlara kuş yetiştiren Doğancıların olduğu yer. Oranın adı Doğancılar diye kalmıştır Üsküdar'da. Hala da Doğancılar semti olarak bilinir. Peki bu elimizde görmüş olduğumuz yırtıcımız başka böyle filmlerde, dizilerde de yer aldı mı? Öncelikle bardağın, ben ismini merak ediyorum. Buna Hera diyorum. Hera. Evet. Marka vermeyeyim. En ünlü cep telefonu firmasının şeyinde kızım çekti. Kızımın çekimleri firma tarafından reklamlarda kullanıldı. Öyle mi? Evet. Yarım elma olan. Evet, yarım elma olan telefonun reklam çekimlerinde oynadı. Hatta şeylere İstanbul'da, Ankara'da büyük yerlerde binaların şeyleri sarkıtıldı. Allah Allah. O şey bununla resimler çekildi diye evet, bir fotoğraf evet, hep görüyoruz. Çekti, bizzat bu mu? Bizzat bu kuş evet. Şu aslında anda marka söylememizde sakınca yok. Elma diyelim elma diye. Isırılmış elma diye. Ne olur. O büyük koskoca binaların yüzün asıldı. Onlar YouTube'dan şeyden, o telefon markasının reklamındaki o fotoğraftaki evet. Doğanımız bizzat bu. Bu. Evet. Vay Türkiye'de bizzat. Demek döndük dolaştık dünyaca ünlü o markanın yüzü olmayı başarmış aslında birçok insan. Evet. Böyle bildiği gördüğü o yırtıcı. Bunun fotoğrafı çeken kızım da 9 yaşında. İşte Aliye 9 yaşında. Bu fotoğrafı çekti o fotoğraflar. Vay. Ayrıca işte tavus kuşum vardı. Onun fotoğrafı da vardı. Birkaç binada bunları İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da kullandılar. Sen çocuklarını da o zaman bu yırtıcı evet. hayvanları beslemeye Falconer diyorsunuz buna. Evet, Falconer. Dünya literatüründe evet. Falconer diyoruz. Falconer'la onları da hazırlıyorsun şimdiden. Aynen. Falconer'i yani bir sanat. Artık yani bir sanat şekli aslında. Ve bir doğal ile bütünleşme, bir yaşam şekli oluyor. Ben istiyorum ki küçükler bu işe merak salsın. 3 kızım var. Kızlarımı mümkün olduğu kadar Falconer olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Veya meraklı kim olursa elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum ki bu kültüre sahip çıksınlar. Yani birilerinin bizlerden sonra sahip çıkması lazım. Evet ne kadar önemli, değerli, manevi bir konuya aynen. değindin abi. Gerçekten bu konuda da mücadele verdiğin için, çaba verdiğin için üstelik bu işten ticari hiçbir beklentin ve gelirin olmadığı halde bu işi evet. böyle sürdürüp devam ettirme çabandan dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu aslında ben bunu herkese tavsiye edebilirim. Biraz merak, ilgi duysunlar ve kolay, o kadar zor değil. Bir atmacacılık belgesi alıp birileriyle temasa geçip Türkiye'de bu işi yapan arkadaşlarımız da var. Bir usta çırak ilişkisiyle bence bu doğa sporunun veya doğayla bütünleşme şeklinin ve bizim ata kültürümüz olan doğancılığın yayılması için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Ama tabii hayvanları özgürlüğünden de alıkoyarken onların da tatmin olabilmesini sağlayacak kadar özen göstermek gerekiyor. Mesela biraz önce dedin ya hayvan termale kapıldığı zaman evet. akıma o keyfi alıyor. Alıyor ve canı nereye isterse oraya inecek o hayvan sonuçta. Gidip o hayvanı oradan tekrar alıp gönlünü hoş edip yemeğini verip aynen. beslenmesine dikkat edecek kadar bu işi sevmek ve vakit harcamak lazım. Evet. Şöyle söyleyebilir miyim? İnsan istediği zaman istediği her şeye zaman ayırmıyor. Eğer gerçek isterse zaman yaratıyorsun. Evet. Bütün olay aslında gerçekten ben bu işi seviyor muyum? Zaman ayırmak değil zaman yaratmak gerekiyor bence bunlar. Evet. Zaman yaratabileceksen bu işi yap. Ya evet mesela... Yani 3 gün en azından bu kuşu uçurabileceksen bence bu işi yap. Ama dediğim gibi zaman ayırmak kolay değil. Zaman yaratmak kolaydır. Ben bugün öğleden sonra zamanımı buraya kuşlarıma bırakıyorum. Veya bugün kuşlarımın günü. Her hayvan ilgi ister. Bende malaklılar da var. Öyle mi? Evet. Her hayvana biraz zaman ayırmam ve ilgi göstermen lazım. Yani insanlar bazen düşünüyorlar, özgürlükleri kısıtlanıyor. Hayır öyle bir şey yok. Ben tamamen salıyorum. Haftanın bazen 4 günü, 5 günü gittiğim olur. Tamamen salıyorum. O özgürlüğüne doyuruyorum onu. Bazen 40 dakikayı, 1 saate yani 1 saati zorlamam da 40 dakika gökyüzünde serbest bırakıyorum. Ekstrasına da yediği önünde, yemediği arkasında. Yani orada da mutlu zaten. Yani bu adam bana bakıyor diyor. Yemeğim saatinde hazırlanıyor. Evet. O da mutlu aslında. Mesela gidip bir hindiyi avlamasına gerek yok. Hindinin boynu en güzel yeri önüne evet, konuluyor. Aynen. Doğada biliyorsun bunlar mesela 5 gün avlanamayabiliyor. 5 gün açlık çekebiliyor. Soğuk bunları çok etkileyip öldürebiliyor. Öyle mi? Tabii kesinlikle. Çünkü aç kalırsa soğuğa yenik düşüyor. Karnı tok sağ yapabiliyorsa soğukla hiçbir sorunu yok. Burada ben soğuk hissettirmiyorum. Onu yaşamıyorlar. Mümkün olduğu kadar memnunlar yani. Ben öyle söyleyeyim. Ona gayret ediyorum. Ve dediğim gibi zaman ayırıp, zaman yaratıp çıkıp bunları salmak da ondan sonra bunları uçurduktan sonra geri alıp evine dönmek dediğim
dünyanın en büyük mutluluğu. Ne kadar güzel. Yani böyle çok Türkiye'de de eşsiz benzersiz bir gelenek yaşam tarzı. Artık evet. Diyor hobiden bir tık sıyrılmış vaziyette bir yaşam tarzı. Çünkü doğrudan bu hayvanların sorumluluğunu sahiplendiğin zaman bunlara endeksli bir hayat düzeni kuruyorsun kendine. Kesinlikle. Orada çok, çok ayrıcalıklı bir durum gerçekten. Çok güzel yakaladın. İçinden buradan gelecek sevgi bu kuşlara karşı ve dediğim gibi bir yaşam şekli olacak. Barlas abi, bu arkadaşımızın ismi neydi? Bu Jasmin. Yani Jasmin. Yasemin. Evet. He, Yasemin. Jasmin diyorum ben. Yasmin'i elimde tutarken muhabbetime yine böyle interaktif bir şekilde devam etmek istedim. Şey sormak istiyorum. Türkiye'de kanatlı hayvanlarla ilgili veterinerlik hizmetlerinin ben biraz kısıtlı olduğunu birçok kanatlı hayvan besleyicisinden duydum. Herhalde sıkıntılar yaşanıyor. Çok doğru. Peki sen bu hayvanların veteriner desteği konusunda veya işte böyle bir hastalık durumunda özel bakımları ile ilgili nasıl çözümler ürettin kendine? Ya abi? Şöyle, ben kitaplar getirdim. Kendim de yurt dışına gittiğimde özellikle Dubai'de hastanesi var. Dubai hastanesini gezdim. Dubai'de bunların hastanesi mi var? Uluslararası Abu Dhabi'de var. Gerçi Katar'da o kadar var. Gerçi o kadar şeyhlerin falan. Aynen. Katar'da var ve hastaneler bizim buradaki hastanelerden lüks yani. İçlerine internetten gezebilirsiniz. Sadece kanatlı hayvan hastanesi. Sadece Falcon. O da değil. Sadece Falcon hastanesi. Oradakilerle de temasa geçtim. Oradan da kitaplar aldım. Yurt dışından çok önceleri getirdim. Postacı beklediğim çok olmuştur yani. Kitabım gelecek mi? Tamamen veteriner bilgilerini okuyarak öğrendim. Hastalıklarını öğrendim. Yabancı kaynaklarla öğrendin tamamen. Evet. Hastalıklarını öğrendim. Kitaplarda hastalıklarda hangi ilacı, hangi kiloya göre, hangi ne kadar böleceksin, ne kadar dozda kullanacaksın onları öğreniyorsun. Mesela nezle bile olabiliyorlar, grip bile olabiliyorlar. Daha kötü hastalıklar olabiliyor. Hatta ciddi müdahale gerekebiliyor. O gibi durumlarda nasıl burada? Ciddi bir müdahale olur ama ben masayı hazırlarım. Anestezi kullanıyorum ben. Burada oksijen tüpüm var. Tabii. Yani, ocaklarım var. Mesela, ya burası aynı zamanda çok laboratuvar gibi bir yer. Tam kapsamlı böyle bütün ihtiyacın olan donanımlarını burada bulunduruyorsun. En sık başımıza gelen şey tüy kırmasıdır. Yani kanat tüyünden, kuyruk tüyünden. Biz kırılan tüyü mutlaka tamir etmen lazım. Yani bu hayvanların bir tüyünün kırılması bile uçuşunu bozar. Hayvanın uçuşu bozulur. Gerçi dolayısıyla yani evet. Mükemmel olmak zorunda. Yani her tüyü, her tüsü, her pençesinden gagasının ucuna kadar gagasını kesmen lazım uzadığı zaman. Tırnaklarına bile bakım yapman lazım. Bunları yaparken tabii bilgi kitaplarda var. Ben oradan genelde buluyorum. Tüyleri imping dediğimiz, mesela ince bir tüyse, ince yerden kırılmışsa karbon fiber araya koyarak tüyü tamir ediyorum. Eğer kırılan yer dipten kırılmışsa, yukarıdan müdahale gerekiyorsa, mesela eğer yukarıdan kırılmış bir tüyse kalın bambuyu şekillendirip bir kısmını buranın içine sokup bir kısmı dışarıda kalıyor. Kırılan yeri kesip kalan tüyü tamir ediyorsunuz. Ama bu şey o vücudun bir parçası haline gelmiyor değil mi? İdareten protez gibi oluyor. Protez gibi oluyor. İmping. Aslında tam olarak ne oluyor? Bugün dişçilerin yaptığı implant. İmplant oluyor. Tamamen o yani. Peki implant. Bunu güvercin besleyenler de yapabilir mi bu tekniği? Tabii. Birazcık ama uğraşması gerekiyor. Onlar çünkü onlar çektiği zaman tüy geliyor. Şimdi bunlarda tüy çekemezsiniz. Tüyler kan dokusunun içinde. Tüyü çekersen kanama olur. Kanama olursa oradan bir daha tüy gelmeyebilir. Güvercinler bunlara göre daha sık tüy değiştiren hayvanlar o zaman. Şöyle söyleyeyim, güvercinlerin tüy yapısı adeleye kadar ulaşmıyor. Yani yağ dokusunda kalıyor. Çektiğin zaman yağ dokusundan yeni tüy geliyor. Abi muhteşem bunlarda bilgiler ya. Bunlarda adeleye kadar tüy gider. Mesela bunlarda tüy çekemezsiniz. Kırılan tüye nereden kırıldıysa aynı yerden ek yapmanız lazım. Aynı tüyden bulup birebir oraya ek yapıp o mevsimin molting dediğimiz yani tüylerini attığı zaman o hasarlı tüyü atacaktır. Oraya yeni tüy gelecektir. Biz sadece yenisi gelene kadar idareten yerine Bravo. Koymuş oluyoruz yani. Aynen öyle. Yenisi gelene kadar mükemmelliğini abi gerçekten var. Ben şunu söyleyeyim. Sen kanatlı hayvanlar konusunda ansiklopedisin. Ya estağfurullah. Yani gerçekten bu bilgileri araştırmış olman tabii yaptığın işin hakkını verebilmek için bunları da bilmiş olman gerekiyor. Evet. Mesela gagalarını muntazam düzeltemezseniz muntazam olmazsa biliyorsun kuş yemede bile sorun çıkar, yaşar. Gagalarının mükemmel, pençelerinin fazla uzamaması, kendine batıran maması. Bunlar kontrol altında olması gerekir. Ki bunlar doğada aslında bunlar kayada, şeyde, ağaçta mükemmel olarak törpülüyorlar kendilerini. O her oturup kalktığında, inip kalktığında aynen. Törpüleniyor. Ama esaret altında tuttuğumuz zaman habire uzuyor. Gaga köpek iniyor aşağı mesela iyice. Olmaması lazım. Köpeklerde de sanırım aynısı. Kaldırımda veya işte asfaltta yürüttükçe kendisi zaten tırnaklarını döke gidiyor. Aynen. Bravo. Dediğim gibi tüyünden, tüsünden, tırnağından gagasına kadar ilgilenmen, kontrol etmen gerekiyor. Muntazam günlük tarz
altısının yapılıp günde 10 gram 15 gram yukarı oynaması veya 10 gram aşağı düşmesi bizim kontrol edilebilecek yerde olması lazım. Bunun üstünde bir kilo düşüşü gördüğünüz an işte bir hastalık olabilir. Hastalığa göre tahmini işte çok affedersiniz kuşun pisliğini kontrol edip kuşun pisliğinden acaba analiz yapmanız gerekiyor. Penisilin mi kullanacağız? Amoksisilin mi kullanacağız? Kitaplara bakıp işte penisilin kullanacağız. Ne var? İnsan kullandığı Cipro, onu alıp kesiyoruz. Kiloya göre ayarlayıp etine katıp mesela bir gün arayla 7 gün veriyorsunuz. Veya daha ciddi bir hastalık var ağızda, boğazda. Kuş sürekli kilo kaybediyor. Augmentin kullanıyorsunuz. Amoksisilin. Hani şeyi yükseltiyorsunuz. Dozajın çıtasını yükselterek kuşu tedavi etmeye. Peki Barlas abi, mesela bu hayvanın bugün senin üstesinden gelemediğin bir hastalığı olsa Dubai'deki Falcon Hastanesi'ne götürür müsün? Ya imkanım olsa kuşumu her yere götürürüm yani. Dediğin gibi hani öyle bir hastalık olduğu zaman. Yani kuş, en korktuğumuz şey kuşumuzun hastalanmasıdır. Ve hızlı müdahale. Yani kuşunun, güvercinciler de bilirler. Kuşun mesela ağızlarında pamukçuk olur. Güvercinciler pamukçuk derler. Halbuki bir mantar. İnsanlarda da aslında olan aynı mantar. İlacı çok basit. İlacı, nedir abi? Flajil mesela. İnsanlar da kullanır. Buna düzenli 3 gün flajil tedavisi yaptığın zaman güvercinciler belki bilmeyebilir onu ama Fraunus hastalığıdır. Pamukçuk hastalığı der güvercinciler. Latincesi Fraunus hastalığıdır. Bunlarda da gözükür. Ağız içinde kuş. Pamukçuk ilerledikçe kuş yiyemez olur. Ölüm. Dolayısıyla besin düzeyi, yeme düzeni bozulur. Evet, tüm sarar içeriyor Fraunus, Allah korusun. Mantar, beyaz mantar. Eğer bilmiyorsan kuşunu göz göre göre kuşun erir ölür. Sen de bilemezsin neden öldüğünü. Halbuki dediğim gibi muayenesini yapıyorsun. İşte ağzının içinde bir şey var mı? Bakıyorsun yerken içerken en ufak bir beyaz, bir pamukçuk bir şey. Daha tehlikeli hastalıklar da var. Koksidiyosuz, işte kanlı ishal gibi. Yani Allah korusun. Çoğu hayvanda olduğu çoğu gibi. Çoğu hayvanda olduğu gibi bunlarda da. Pisliğini biz mute diyoruz. Mute pisliğini takip etmen. Arada sırada ciddi göz atman lazım. Hani normal mi? Mute'da bir herhangi bir renk değişikliği, sululuk, ishal hali var mı? İshal varsa hemen yine yeniden bir antibiyotik başlıyorsun. Ona göre değil mi? Aynen, aynen. Soner, sen bir şey sormak istiyordun. Ne soracaktın? Demin şunların, şu tüylerin mümkünsinden falan bahsettim. Evet. Şu kuşlarda şu an öyle bir durum var mı? Mesela bak şu kuşumun kuyruk tüyü kırıldı. Oraya ben implant yapacağım. Orada bir eksik var. Eğer bak şimdi evet, en sağda. En sağda bir eksik var. O eksiğin tamamlanması lazım. Of, duruşa bak. Muhteşem duruyor ya. En sağda çok ufak, izleyicilerimiz gördüyse belki yakalamıştır, evet. Mesela oraya hemen bir tüy takılması lazım. Peki Barlas abi, aynı zamanda diğer kuşlarımıza da değinmişken, bu benim elimdeki Jasmine abi. Evet, bu Jasmine. Genç bir kuşum benim. 7 yaşında. Bu 12 yaşında. Peki ortalama ömürleri kaç yıl abi? Doğada 7-8 yıl yaşıyorlar. Çünkü işte avlanamıyor, soğuklar veya avladığı hayvanlardan geçen hastalıklar. Bunların ömürleri kısa doğada ama insan kontrolü altında, insan bakımı altında bunlar 15-16 hatta 18-19 yıl yaşayan kuşlar var. Yani onlar internette görebilirsiniz. Adam bir kuş biliyorum, kuş öldü. Bir sene sonra 19 yaşında mı neydi kuş? Kuşun ismi Örne. İnternet, YouTube'da görebilirsin. Bir yıl sonra da sahibi öldü. evet. O mesela meşhur bir kuştu. Peki dünyada bunların bilinen en pahalı fiyatı şu an nedir abi? Ya şöyle söyleyeyim. Bunlarda fiyat kuşu diyemeyiz. Yani bu Arapların ilgisinden dolayı nadide yak. Mesela bu kuş da insan gibiyiz. Yani mesela senle ben, arkadaşım bir mesela boy, vücut, fizik değil mi? Hepimiz farklı. Değil mi? Evet, evet. Bunlarda da öyle. İşte adam bakıyor, göğüs açıklığı, göğsün dolgunluğu, orta parmağın uzunluğu, kilosu, büyüklüğü, bu kuşların nadide olduğunu, fiyatlarının da korkunç rakamlara çıktığını biliyoruz. Yani bu yurt bir de özellikle Araplar zaten bu işe el attıysa. Aynen. Bu işin, evet. Çok pahalıdır. Yani aynen. Hastanesini yaptıracak kadar adamlar çünkü. Evet. Yani bugün Dubai'de, Abu Dhabi'de, Katar'da mükemmel hastaneler var yani bu kuşlar için. Bir Arap şeyhi, paranın içinde yüzen bir adam şu elimdekini mesela görse ve çok beğense bunu almak için gelir mi buraya? Aa, kendi gelmez de bir adamını helikopterle yollar. Helikopterle yollatır, alır diyorsun ha. Yani, evet. Tabii onların alacağı kuşlar çok nadide ve güzel. Halbuki aynı cins. Farkı yok. Fakat hani dediğim gibi bir basketbolcu düşün 2 metre oyunda. Bir de beni düşün veya seni. Evet şey. Evet. Yani ikimiz de yani insanız ama. O da insan. Mesela adamlar bir bu duyuyorlar. Kuş bulunuyor veya yakalanıyor. Nadide bir kuş. Boy, poz. Direkt tabii bunlar şehirlere gidiyor. Şöyle gelebilir misin abi, bir yandan şey yapalım. Kuşlarımızı tanımaya devam edecek olursak burada görmüş olduğumuz arkadaşımız hikayesi nedir? Mia. Mia bana geldiğinde perişan haldeydi. Ben şimdi onu bir arkadaşımızın saytıslı kuşuydu.
kuş biraz yorulmuş diyeyim veya biraz ilgi gösterilmemiş. Ben ona bu kuşu sahiplendim. Bu seneki tüy değişimini bekliyorum. Şu anda kilosunu arttırıp onu mutlu tutmaya çalışıyorum. Bu Mia'mız. Bunu uçum yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Hemen her kuşumu uçururum. He. Her kuşumu uçururum. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten kuşunu uçurmayan bir insan bu şeyi yapmamalı, hobiyi. Yani bizim maalesef hani Türkiye'de çok üzülerek söylüyorum. Bu işe merak salan arkadaşlarımız oluyor. Kuşunu uçurmuyor. Kaçar, korkar, şey olur diye. Bu da hoş bir şey değil yani. Hayvanın sağlığı için de doğru değil. Tabii kesinlikle. Yani kuşu sahiplenmek, onu uçurmak lazım. Hakikaten vakit yaratmak, vakit ayırmak lazım. Kuşunu uçurmayan insanlara yurt dışında bird keeper derler ve sevmezler yani. Öyle mi? Bird keeper yani almış tutuyor. Hayvana eziyet. Kuş tutucu. Yani. Kuş tutucu yani. Ben en çok ona karşıyım. Her kuşumu uçururum. Her kuşum eğitimlerini verirsiniz. Belli eğitimleri vardır. Sırayla işte maning, taming, ondan sonra training, ondan sonra hunting. Yani işte önce elinize sizi alıştırırsınız. Ondan sonra elinizde yemeğe alıştırırsınız. Yemekle sizi ilişkilendirirsiniz. Ondan sonra uzaktan arada iple elinize atlatmaya, kuşu getirtmeye. Ondan sonra bir oyuncak kuş yaratıp üstüne et bağlayıp onu her gösterdiğinizde şak diye kuşu ona yapıştırmaya alıştırırsınız. Ondan sonra en son aşama artık yavaş yavaş çözer. Kuşunuzu salarsınız. Artık o kuş uçmaya özgürlüğe kalmıştır. Artık o sizin ona vereceğiniz zamana bağlıdır. 20 dakika mı, 30 dakika mı, yarım saat mi, 1 saat mi? Oyuncağını çıkardığınız zaman avını av olarak görür. Tekrar dalar. Aslında size gelmez. Ava gelir, ete gelir. Evet. Barlas abi, şimdi elimde tuttuğum bir Gökdoğan. Evet. Ve bizim YouTube kanalımızdaki izleyicilerimizin çoğu güvercin besleyicileri. Aynen. Çok ciddi anlamda güvercin besleyen seyircilerimiz var. Ve bu elimde tutmuş olduğum Gökdoğan bu güvercinlerin aslında düşmanı. Birebir şeyi hiç affetmez. Özellikle işte taklacı olsun veya işte onların çeşitli güvercinleri var. Posta güvercini, filo güvercini. Güvercinleri kolay av olarak görür bunlar. O güvercinlerin takla atma esnası falan bunların hiç affetmeyeceği şeydir. Ve en rahat avlayabildiği an değil mi? Nereden geldiğini göremezsin. F-16 gibi gelip de güvercini alıp gider. Güvercinciler maalesef çok kızarlar bu kuşa. Ve mesela güvercinler, bu hayvanlar güvercinleri tuttuğu zaman bazen düşürüyorlar. Evet. Tam tutamıyorlar. Aynen. Düşen güvercine bakıyorsunuz, gerçekten pençelerinin kuvvetiyle nasıl bıçakla sıktıysa kesilmiş gibi. Bıçakla kesmiş gibi hayvanın göğsünü iç organları evet. Görünecek derecede bir hasar veriyorlar. Aynen. Güvercin besleyenler bu hayvanlara karşı önlem alabilir mi? Nasıl yapabilir bunu? Vallahi nasıl yapar çok zor bir soru yani. Aslında önlem nasıl alacaklar yani? Şöyle bir önlem söyleyeyim. İşte göç zamanı dediğimiz, mesela şu anda ters göç yaşanıyor. Yuvalamaya gidiyor bunlar. Mesela bu göç zamanlarında güvercinciler kendi kuşlarını kaldırdığında biraz daha tehlikelidir. Göç zamanı dışında bunlar genelde ya Afrika'dadır ya da yuva bölgeleri, işte Danimarka, İsveç, Norveç, soğuk yerlerdelerdir. Hmm. Yani mesela doğada ülkemizde çok fazla hani öyle bir popülasyon tek değil. Çaresi bunların bu coğrafyada olmadığı zamanı tercih etmek o zaman. Aynen, yani bunların en yoğun olduğu zaman göç zamanı. Göç kuşlarını takip ederler. Hiç affetmezler. Aslında, Afrika'ya kadar giderler. Aslında merak ettiğim ve keşke öyle bir çözüm olsa diye duymak istediğim şey daha fiziki müdahaleler. Fiziki mesela müdahale işte yok kanatlarına yani. Oje sürüyorlar güvercinin falan. Herhalde evet. Bunlar bu hiç hayvanlar fark için. Fark etmez. Yani bunlar kilitlendiği zaman avını gördüğü avına dalış yaptığı zaman bir şekil mutlaka ona vurur veya alır. Yani. Ancak o güvercin inecek kümese girecek ki. Veya bir yere girecek. İnşallah peşinden bu da girmez ki, öyle olaylar çok olur. O da çok olur. Güvercinciler bilir yani. Atmacalar kümesin içine giriyor. Tabii. Kuşun arkasından suratı kesemez. Özellikle gökdoğanlar da olur. Evet, güvercinlerin baş belası. Mesela bunların, örnek veriyorum. Güvercinlerin farklı renkleri. Araptır, beyazdır, işte bozdur vesaire. Bunların işte bu atmacaların, işte gökdoğanların bir renk şeyi falan var mı? Bir skalası. Gözlerinin renk skalası. Yani şöyle yani söyleyeyim. Renk ayırt ediyorum. Şu renge hiç gelmiyor dediğimiz bir renk şeyi var mı? Yok. Şimdi şöyle, hakikaten bu kuşlarda renk algısı çok fazla. Yani doğaya ters olan bir renkte bir kuş veya uçan bir şey gördükleri zaman saldırganlıkları çok daha uzaklardan olabiliyor. Sarı renkli güvercinler, aynen. Siyah Arap beyaz dediğimiz, veya siyah Arap beyazlar. Dediğimiz. Aynen. Yani mesela çatı güvercinleri veya gri güvercinlerden ziyade değişik renkli hayvanlar. Bu yırtıcıların renk algısı dikkatlerini çok fazla çekiyor. Ve insandan 8 kat uzak mesafeyi gören bu hayvan. 8.2 sefer daha dürbün gibi o güvercinci kuşunu çatıda uçururken bunu nereden gördüğünü bilemiyorsun. Görüp
Böyle şeye girdiği an, av pozisyonuna, stuba veya dalışa geçtiği an artık hani yapacak bir şey yok. O güvercine doğa affetmiyor. Tabiat ana güvercine yardımcı olacak. Başka çaresi yok. Evet. Tek yardım tabiat ana. Güvercinin orada yapabilir. Abi gerçekten muhteşem bir şey. Barlas abi, ben bugün burada bizi misafir ettiğin için ve bu hem bu değerli bilgileri bizimle paylaştığın için hem de bu değerli hayvanlarını, evlatlarını, nadide evlatlarını evet, bizle tanıştırdığın için çok teşekkür ederim. Benim için mutluluktu. İnşallah dediğim gibi bu kültür yayılır ülkemizde. Daha çok genç, daha çok hem erkek hem kız ilgilenir. Çok nadide güzel hayvanlar. Bunlara sahip olmak ayrı bir mutluluk. Bunlarla ilgilenmek çok daha ayrı bir mutluluk. Uçurmak en büyük mutluluk. Bunları yaşamak güzel. Evet. Vakit ayırmak güzel. Ben çok mutluyum yani. İzleyicilerimize... Sizlerin gelmenizden de çok mutlu oldum. Hiç olmazsa belki görsel olarak insanlar birazcık daha bu spor demeyeyim, bu hobi de demeyeyim, bu sanata ilgi yaşam duyarlar. Tarzına. Yaşam tarzına ilgi duyarlar sayenizde. Evet. O zaman şöyle yapalım. Eminim birçok izleyicimizin kafasında daha birçok soruları olacaktır. Mutlaka. Ben seninle bu videonun dışında başka bir video için, hatta doğada çekebileceğimiz aynen, mümkünse tekrar bir araya gelmek istiyorum. Bekliyorum zaten. İzleyicilerimiz de bu konuya dair bu videoda cevabını bulamadığı sorularını lütfen yorumlar kısmında yazsınlar. Bizzat gelelim Barlas abiye soralım. Abi bir arkadaşımız bunu da merak etmiş. Evet. İşte hatta drone'umuzu alalım. Drone'la tabii, beraber çıkalım. Bir yem koyalım. Simülasyon evet, koyalım üzerine. Bu hayvanları bir de ben doğada o pratik uçarken, üzerinde uçarken evet, görmek istiyorum. Çok mutlu Çok olurum. Da heveslenirim böyle bir şey için abi. Dediğim gibi tekrardan da bugün bizi ağırladığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İlginize teşekkür ederim. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ediyorum. Sizden ricamız, Türkiye'nin her tarafını emek harcayarak geziyoruz. Değerli ustalarımızı sizlerle bir araya getiriyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, olumlu veya olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve en önemlisi de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni Alatürkiye videolarında görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili izleyiciler.